Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'a ilk başladığım video ve şu ana kadarki yapmış olduğum videoların birkaçına göz gezdireceğim ve aynı zamanda kanalımızın analizini ve çekmiş olduğum videoların arka planlarını sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. Ben de merak ediyorum açıkçası bu zamana kadar neler yapmışım, nasıl tepkiler almışım. Bunları bir değerlendireceğiz. Şimdi isterseniz hemen ilk videomuzdan bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi bak abi, ilk Merhaba video Mobile arkadaşlar. Legends Kufra videosuydu. İlk Bu attığım video. benim Ses sorunuma bakar mısın? ilk Zaten YouTube o kadar videom. tedirgin ve çekingen ki Sezen yani Aksu biraz anlatamam. öğrendi. Benim için çok garip bir duyguydu arkadaşlar. Yani farklı bir olay. Ya bunu anlatamam yani. Bunu yaşamanız lazım. Bak ama o zamanlar da Kufra, deli gibi Kufra oynuyorduk. Yani bayağı sağlam Kufracıydık. Zaten Mobile Legends, her zaman söylediğim bir şey vardır benim. Mobile Legends bizim YouTube'a başlamamızın baş faktörü yani. Öyle söyleyeyim ben size. Baksana abi, ses tonum falan çok ilginç gerçekten ya. Şimdi bir başka videoya bakalım. Evet abi, şimdi 6. videom var. 17 kill almış olduğum, yargı modunda açık bıraktığım Call of Duty Selam Mobile arkadaşlar. videom var. Yepyeni Tamam bir Call mı? of Bu Duty Mobile videonun özelliklerinden oyununa bir da tanesi yani karşınızdayım. özgüvenimin One çok Man fazla Squad yerine olarak giriş gelmiş yaptı. olması ve Ekiplere aynı karşı zamanda mücadeledeyiz. çok thumbnail'dir İzolit falandır haritasındayız YouTube'un ve tahammülleri incelikleriyle sınıfıyla araştırdım ve oynayacağız. birçok konuda yavaş yavaş kendimi geliştirdiğim ve aynı zamanda gelişmeye de açık olduğumu fark ettiğim zamanlarda bu video. Hemen haritamızı açalım. Ben bu işi Bakalım yapabilirim, işte acaba kendimi nereye geliştirebilirim gidebiliriz? ya da ne bileyim işte ben bu konuda Önüne bir bak, bu adam birçok kimi şeyi öldürdü? Nasıl öğrenebilirim diye öldürdü? Nereden bir kendi Ayaksis var? kendime öğütler verdiğim videoydu Abi Ayaksis var. bu. Benim için Duydum. özel Duydum. video. Birçok 17 Ayaksis kill var. daha aldık. Karşımdasın. Bayağı iyiydi. Adam Hop. da sonradan görüyor. Bu Onu da arada aldım. işte Çok iyi. çaktırmıyorum he. Şimdi arkadaşlar, ben bir zamanlar Nimo TV'de canlı yayınlar yapıyordum ve canlı yayınlar esnasında tanıştığım bazı küçük minik kardeşlerim vardı. Herkese selamlar Onlara buradan arkadaşlar. hepsine Yepyeni bol bir bol Mobile Legends'da selamlar. daha Onlar sayesinde karşınızdayım. zaten Süperdiniz. YouTube'a Farklı başladık. olmadığını Bunu da ayrı anlıyorum. bir video konusu olarak Sizin yapacağım. çok Ayrıca bu düşmeye videonun bakalım. Kendine altına da karşı diyor. Elinizin merak altındaki ettiklerinizle bıçağı da ilgili sorular varsa burada onları alırım da size. yazarsanız bu tür Ya merak Legends'a da edenlerle gelmişsin. Benim ilgili bir yanıma video konuşuyor yaptığım musunuz? zaman Ben sana dedim onu konuşalım diye. daha sizlere Çok açıklarım. uzağım Bu sizin. videoda Keriman diye bir kardeşimiz Ama vardı. Onun resimlerinden hesabıyla anlamaz Roblox kardeşim. oynuyordum. Tabii mobilden. O En zamanlar güvendiğin kendin değil mi bilgisayarım abi? Baksana yoktu. bir isimler birbirine ya. Bu Ben videonun içeri da öyle bir girmeyeceğim. anısı var arkadaşlar. Bak şimdi öyle bir video göstereceğim ki bu videoda Abi kendimi olmadı ya, geliştirmişim canlı artık. bak. Bak önceden fragmanını falan koyuyorum. Videoyu Oo, çektik, Black ondan Ops 2 sonra çifti. montajını Hepinize selam falan yaptık. arkadaşlar. Yine bir Call of Ondan Duty sonra Mobile oyununa başına da fragman karşınızdayız. koymuştum abi. O da 5v5 benim için çok güzeldi. toplanacağında Call of Duty Mobile'de kendimi Klaus'ta epey Kinaus geliştirdiğim zamanlar arenasında Keskin Nişancı mücadele falan oynuyoruz. edeceğiz. İşin arkadaşlarla Klaus falan oynayacağım da bu maç. kapışıyorduk. Bayağı Şuraya bakalım neler zevkliydi yiyorlar. yani. Bak bak Oba hop kardeşim. bak, O gayet bombayla güzeldi birlikte. abi. Şimdi arkadaşlar öyle bir video açıyorum ki Merhaba size, arkadaşlar. bu benim kendi Bugün yakın sizlerle çevremde çok hızlı dalga bir konusu ve tabirle alay konusu olmuştu. Benim sucuk için de biraz yumurta utanç yapmaya verici bir video çalışıyorum. olmuştu. Çünkü Sucuk yumurta arkadaşlarım, ya bir yapabilirim. sucuklu yumurta Hepinize yaptım selam falan, sen arkadaşlar. bunu 8 dakikada nasıl yaptın Evet gibi arkadaşlar. ben de çok dalga Sucuk tabii geçiyordu ki bizi, normal tabii sucuklarımız evlendiğimiz gibi değil. ilk zamanlarıydı. O yüzden de böyle bir video çekmiştim evde. Garipti yani, enteresan bir video oluydu benim için. Arkadaşlar benim normalde Yeni oyun dışı bölümlere iki daha tane yeni videom var. Bir videoda tanesi ilk az adamın önce izlediğiniz mantığı sucuklu yumurtaydı. yumurta, ikincisi de arabamın Bizim mutfağa videosuydu. sahip Arabamı da yeni Mobile almıştım. Legends'ın Tam komünitesi olarak olan onun da Mobile teknik Forum'a bilgilerini falan sahip az çok olan biliyordum ama Mr. Ryan Mr. böyle ve bir araba videosu İrfan'ın anlatayım falan sahibi olan istemiştim. Kendi kendime yapabilir miyim diye. Yani 15 bin sonradan lira ile izlediğim 60 bin kadarıyla lira arasında değişiyor hiç bu becerememişim sistem. yani. Benim için utanç kaynağı olan ikinci videolardan bir tanesiydi abi. Ondan sonra ben zaten sürekli hep oyun videosu çektim. Tabi arkadaşlar bu zamana kadar ki geçen sürede hiçbir videom çok fazla izlenmedi. Yani iyi 50, Selam 60, 100 çocuklar, falan yeni bir filan. Daha oyununa sonra ben karşınızdayım. Bu Sekare oyunu da Teacher Sikerim videosuyla Türkçe karşılaştım. bölümlerini Yani hızlı Sekare hızlı geçip Teacher sizlere oyunuyla. Sonra göstereceğim. bu oyunu çekmek istedim İlk ve bu oyunu bölümümüzde çekmemin de bir hocanın hikayesi var tabi. Bunu da gazetesinin tabi daha altına sonraki bir tane zamanlardaki fare kafanı videolarda anlatırım ben yerleştireceğiz. sizlere. Bunun için önce hocamızın yeni Sonra Sekare almasını Teacher'da bekliyoruz. epey bir izlendik Hocamız abi. yeni Sonra ben almadı aldı. Sekare Bir dış Teacher'ın kapıyı serisini açalım. Hemen çekmeye içeriye doğru başladım. hareket Bu ediyoruz. mesela birinci Bu arada kontrol sıralarını ikinci, göstereyim üçüncü, sana. yani Sizin birden evimde beşe falan kadarki var. olan İşte hocamız chapter'ların yerinde oturuyor, videosu. kalktı. Sonra tabii Sorduklarımıza Sekare gösterdiği Teacher seri yeri halinde gelmişti. Baksana burada da hocamızın yani anlık çok alanı enteresan o gösterdik. Buyurun. oynuyorduk. Ondan sonra daha sonra Şöyle bak, üzerine de dergiyi kamplı değişik yine olarak hocamlar koy falanla ve filanlar havada evi terk uçuşuyor. et. Yani bizim için, Sonra da ya benim için önemli olanları oyunlardan bir bize tanesiydi.
Şimdi 20 Ocak'a kadar Sigara Teacher'dan haricinde izlenen videom yoktu abi. Ondan sonra Sigara Teacher videosu izlenmeye başlayınca serisi. Ben sonra farklı oyunlara girmeye çalıştım. Hani popüler oyunlar hangileridir? Hangi oyunlar falan oynanıyor? Ondan sonra Hello Neighborg'un oynandığını ve izlenmek istediğini düşündüm. Ve internette de saçma sapan videolar bölümü nasıl geçebilecekleriyle ilgili hiçbir video olmadığını gördükten sonra tabii ben de bununla ilgili video çekmeye karar verdim. Ondan sonraki kanal felsefemiz aşağı yukarı bu şekilde gitti. Videolar nasıl geçilir falan filan. Oyunlar nasıl geçilir pardon. Böyle böyle ilerlemeye çalıştık abi. Sonrasında video ve oyun arayışları devam ettikten sonra abi tabii ki de ben Dark Riddle, tabii Dark Riddle'da söylerken çok böyle bastıra bastıra söylüyordum. Bayağı da hoşuma gidiyordu. Yorumlarda bunlardan bahseden arkadaşlar da oluyordu. Sonra Dark Riddle'la karşılaştık ve o zaman bakın 730 falan abonem var abi. Dark Riddle bizim kanalımızın en önemli oyunu diyeyim ben size. Ben de çok gerçekten çok severek oynamışım. Hatta sakallı Mahmut Usta'ya ben ilk başlarda Wilson falan diyordum. Olaya o kadar hakim değildim yani. Ondan sonra sakallı Mahmut Usta oyunumuz Dark Riddle'la oynadık abi ve çok sevildi, izlendi. Hatta kanalın en fazla izlenen videosu bu. Bununla nezdinde de birçok video çektim arkadaşlar. Gelen güncellemeye de zaten insanlar hemen benim kanalıma girip güncelleme ne gelmiş ne gitmiş diye bakıyorlardı. Çok memnunum Dark Riddle kitlesinden. Dark Riddle kitlesinden o kadar çok memnundum ki ben, onlar da benden memnundu büyük ihtimalle. Çünkü Dark Riddle'ın bazı bug'ları vardı ve bu bug'ları ben bilmiyordum. Bilmediğim halde bana yorumlar kısmında belirtiyorlardı dostlar, sağ olsunlar. Biz de bunlara bir video falan da çekmiştik. Hatta bu videom da bayağı epey bir izlenmişti. Dark Riddle bug'larını bulduk, inanamayacaksınız diye. Yani izleyiciyle etkileşim halinde olduğum oyunlardan bir tanesi bizim için çok ama çok önemli arkadaşlar. Sonra ben çok fazla izlenmeye başladım. Tabii bu izlenmeler benim kendi çapımda ve kendi kanalımın çapında abone sayıma göre epey bir fazla dostlar. Ondan sonra arada bir sürü oyunlar oynadım. İşte Ice Cream oynadık, Granny oynadık, efendime söyleyeyim. Aklınıza gelebilecek bir sürü mobil korku oyunları tarzında oyunlar oynadık. Tabii daha sonra Scary Rover Home Class diye bir oyun çıktı abi. Bu da Scary Teacher'ın yapımcılarının yapmış olduğu bir oyundu. Bunu da çok sevileceklerini düşünmüştüm. Ve bunun da birçok videosunu ve komple serilerini yaptık arkadaşlar. Bu oyunda bizim için önemli ve çok izlenen oyunlardan bir tanesiydi. Ben facecam alırsam daha fazla izlenebileceğimi düşünüyordum. Hatta facecamle daha farklı şeyler, işte canlı yayın gibi olayların falan yapabileceğimi düşünüyordum. Ama koronavirüsün çok şiddetli olduğu zamanlarda ve hiçbir yerde webcam falan yoktu arkadaşlar. Ben de çok zor ve uzun zaman sonra bulmuştum webcam'i. Yani webcam, facecam neyse. Ondan sonra kullanmaya başladık. Ne zaman? 13 Temmuz'dan sonraki videolarımın hepsinde aşağı yukarı facecam kullanmaya başlamıştık. İlk videoyu attığım yandan itibaren arkadaşlar inanın 5000 rakamına falan ulaşabileceğim hiç aklımın ucundan da geçmiyordu. Birazcık hobi amaçlı başlamış olduğum bu YouTube kariyerimde artık profesyonelleşme adımları atmak üzereyim. Kendimi montaj anlamında, içerik üretme anlamında bazı çalışmalar içerisinde soktum ve kendimi geliştiriyorum dostlar. Benim sizlerden ricam bu kanala destek olun ve abone olmayı unutmayın. Şöyle bir istatistik vereyim ben size. Benim 800 bine kadar bir görüntülenmem var ve aynı zamanda videolarımı izleyip de kanalıma abone olanların sayısı %7 dostlar. Yani bu belki de Türkiye'deki en düşük rakamdır. Çıktığım bu yolda bana destek olan eşim, ailem ve siz değerli takipçi kardeşlerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonra daha büyük adımlarla ve sağlam adımlarla ileriye doğru gideceğizdir. Umarım daha iyilerini başaracağız ve daha güzel projeler çıkartacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.